Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Amerika'da çalışma kartımı yenilemek için başvuru yaptım. 135 gün geçti, hala bir değişiklik yok. Çalışma kartı yenilemeleri ortalama ne kadar zamanda sonuçlanıyor diye değerli takipçimiz bize soruyor. Şöyle söyleyebilirim, tabii ki çalışma izni başvuruları çok değişik gerekçelerle ya da sebeplerle kişiler başvurabiliyor. Bu yüzden bütün bu çalışma izni başvurularının süresinin ne kadar süreceği dosyanın türüne göre, yani bağlı olduğu dosyanın türüne göre ve yere göre değişecektir. Ama şunun cevabını verebilirim. Genel olarak bir gecikmeyle karşı karşıyayız zaten. Dolayısıyla geçen yıldan beri çalışma izni başvurularında gecikmeler yaşanmakta. Dolayısıyla hani sizin noktanızda 135 gün geçmiş olması durumu size özel bir durum değildir. Genelde yaşanan gecikmeler var ve bu gecikmelerden dolayı da sizin çalışma izninizin gecikme yaşanması gayet doğal olacağını bilmenizi istiyoruz. Ama şu an için şunu söyleyebiliriz, ailevi başvurulardaki çalışma izni başvuruları neredeyse 6 ayı buluyor, 6 ayı geçtiği de oluyor. Ve şu anki maalesef bu gecikmelerden dolayı da kişiler çalışma izinlerine çok çabuk gidemiyorlar. Burada dikkatimizi çeken bir durum bizim şey oldu. Bizim fark ettirdiğimiz özellikle yeni yönetim göreve başladığından itibaren ve geçen yıldan beri özellikle çalışma izinlerinde bilerek bir yavaşlatılma ya da geciktirilme yaşandığını aslında her gün şahit oluyoruz. Dolayısıyla bundan dolayı size özel bir durum değil. Bu gecikme yaşanabiliyor. Ne kadar sürede sonuçlanacağı sizin dosya türünüze bağlı olarak gecikebiliyor ama gördüğümüz 6-7 ay civarında çalışma izni alanlar şu an örnekler arasında deyip bu değerli takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.